Cüneyt Bey, öncelikle merhaba. Merhaba hocam. Yani şimdi bu anlattıklarınızdan yola çıkarak da birçok insan yetiştirmişsiniz, vasıflı, kaliteli insanı. Bu yetiştirdiğinizin insanların bir tanesi şu an yanımda İbrahim Bey. Deniz'de kendi markasını oluşturdu. Ne düşünüyorsunuz? Oo, İbrahim, ne haber? Hoş geldin. Evet. Onunla da ne kadar günlerimiz var. Ona ver. Bir dört sene bir görsünler bakalım. Evet. Şimdi senden razı olsun. Bizdeki enerji daha yeni tanışıyormuşuz gibi görüyorsunuz değil mi? Aa, İbo, işte bu. Enerjimliyim ki anlatamam. Enerji. Enerjiniz hep olmalı. Hep bir şekilde o enerjiyi korumalısınız. Ben 60 yaşındayım ha beyler, ona göre. Ona göre değerlendiriyorum. Anlatalım. Ne yaptık biz? Bir kere her şeyden önce... Enerji. Kesinlikle enerji uyandığınızda ne için uyandığınızı bilmeniz lazım. Benim için her şeyden önce güne onunla başlamak çok önemliydi. Çünkü Bostancı'daki iç çıraklarından biriyim. Çok emeği var. Bir kere her şeyden önce bir işe saygı duymak ne demek ve o işi ne kadar çok istemek ne demek onları aşıladı bana. Bir gün ben de onun gibi olabilme heyecanıyla yaşadığım için şu anda bugün bu saat itibariyle ben de Denizli'deyim ve burada kendi mekanımı ve kendi markamı oluşturdum. Kendi mekanımı açtım. Costello Burger House'un sahibiyim ben. Ama sahibi değil, tam tersi en büyük işçisiyim. Çünkü sabahın köründe oraya kalkıp ekmek yapmaya gidiyorum. Ben kendi ekmeğimi kendim yapıyorum. Kasabım bu arada. Ama ekmek yapmayı nasıl öğrendiğimi söyleyeyim. Karşınızda gördüğünüz bu mükemmel adam beni iki kere işten kovdu. Ve seni bir daha bu dükkanda görmeyeceğim dedi. Ben de eve söyleyemedim işten kovulduğumu. Arkadaşım vardı, ona söyledim. Evin bilmemesi lazım dedim. O da bana dedi ki bizim burası bulaşıkçı arıyor, fırında çalışıyordu. Tamam dedim, okey. Ben geleyim yeter ki evdekiler bilmesin yani. Anneme o durumu belli zaten. Fırına başladım. Ekmek yapmayı öğrendim. Ve usta beni 6 ay sonra aradı. Neredesin oğlum sen dedim. Aradığında telefon titriyordu böyle. Ben de titriyordum onunla beraber. Usta çalışıyorum dedim, imalatım. Ne imalatın açık dükkana gel dedi. Usta dedim, ben hemen çıkıp gelemem burası yani. Dinlerin adı değil ki, nasıl geleyim ben dedim. Oğlum yarın sabah tezgahtasın lan dedim. Tamam usta dedim. Sabahleyin tezgah. İşi bıraktım, kaçtım oradan. Onun yanına gittim Bostancı'da. Sabret dedi, çok iyi yere geleceksin. Çalış ama. Çalışmayı hiçbir zaman bırakma dedi ve ben bırakmadım. Evlendim. Yıllar geçti. Eşim buralı, Denizli'li. Ve şimdi bu... Buraya getirdim bir restorana ve bir markayı oluşturdum burada ve inanılmaz derecede güzel gidiyor. Ve Denizli'de reklamı olmayan, hiçbir yerde reklamı olmayan tek marka haline getirdim onu. Onun gibi, ustam gibi herkese anlatarak, yaptığım işi dil dökerek, göstererek, ürünümü sahneye çıkararak onu şu anda insanlara sunuyorum ben. Ve her şeyden önce açtığım yerde samimiyet, dürüstlük ve doğru işler var, temiz işler var. Bana kattığın her şey için çok teşekkür ederim. İbo'ya bakın şimdi, bir Türkiye'nin kasap modeline bakın. yeni başta modellerini bile değiştirdik. Çocukların kendilerine özgüvenlerini geliştirdik. Özgüvenlerini. Kasabın, kasap gibi adam diyorlardı. Gazeteler kasapları çizerken kocaman poponu, kocaman elseli, kocaman göbekli, ailede bir satır verip öyle çiziyorlar. Şimdi çizsinler. Şimdi kasap öyle çizsinler bakalım. Çizemezler. Artık kasapların modeli değişti. Kasaplık değişti. Bu 50 yıldır vardı ama gördüğünüz gibi canlı model bu. Özellikle gösteriyorum. Bütün bu iş yapan kasap çocukları artık bakın. Hepsi adeta bir model halindeler. Bir modelleri var, bir duruşları var, bir ruhları var. Bunu yapmış, bunu başarmış olmak bile bir insana yetmez mi? Yeter. Ne mutlu bize. Ve bu çocuklarla daha çok işler yapacağız. Yani öyle her şey süttüme yürümüyor. Patırtılar, gürültüler, kavgalar neler oluyor? Ne patırtılar, gürültüler oluyor? Hem de ne kadar kızdığımız zamanlar oluyor. Ayaklarını tutup kafalarını duvara vurmak istediğim zamanlar bile oluyor. Evet, o kadar kızdırdıkları, o kadar sinirlendikleri zamanlar oluyor. Ama bunların hepsini bir şekilde geçiyoruz ve hedefe doğru yürüyoruz. Çünkü onlar biliyorlar ki bizim niyetimiz iyidir.
iyi niyet ve samimiyet esastır.